Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Bugün de daha önceden çekmiş olduğum bir bango kümesini tekrardan çekiyorum. Hem pazar günümüzü değerlendirmiş olalım dedik. Hem bu yeni kümesi yeni adaylar gelmiş, yeni veriler. Onları da video alayım, almak istedim. Öncelikle şunu belirteyim. Bu videom, çekmiş olduğum video 10.000 izlenmeye ulaştığında arkadaşlar bir çekiliş düzenleyeceğim YouTube'da canlı yayında. Bu çekilişe nasıl katılırsınız? Şu şekilde, şu an ekranda görmüş olduğunuz hashtag bango yazıp yorum kısmına bu çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. 10.000 izlenme olunca da çekilişi canlı yayında yapacağız. Oradan herkes canlı bir şekilde görecek. Bu kümesten güzel bir dişi bango vereceğiz daha doğrusu. Siz de yorum kısmına hashtag bango yazarak bu çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi güvercinlerimizi görüntüleyelim. Bir anne ile iki dişi alınmış. İki tane boncuğu almış güvercin sahibi Serkan abi. Kendisi Eyüp tarafında kuş besliyor. Ben de burada oturuyorum. Bu taraflardayım yani. Bize pazar günümüzü değerlendirelim dedik. Bir sohbet edelim, kuşları seyredelim dedim. Arkadaşlar şu iki boncilden bahsedeyim. Bu boncillerin bango kümesinde olmasının sebebi şu. Bunları işte kuş boncil dişi ise erkek beyaza vuruyorlar. Boncili erkekse de dişi beyaza vuruyorlar. Bunların altından çok güzel yavru çıkıyor arkadaşlar. Böyle kafa, kuyruk, mesela kanat kuyruk olarak çok güzel veriyorlar. Ama şöyle bir durum oluyor. Yani ben 7 yaşımdan beri benim amcamla babam birçok bango beslediler. Birçok bango türü beslediler. Japon bangosuna kadar beslediler. Yani bango konusunda bir 10 üzerinden 8'lik bilgim var. Bunlardan yavru aldıktan sonra arkadaşlar, bunlar çok güzel yavruyu veriyorlar. Ama yavruyu aldıktan sonra kuşlarda şey oluyor. Aldıkları yavrular eş olunca bu sefer kuşlar diğer attıkları yavruyu parçalı atıyorlar veya lekeli atıyorlar. Yani tam kanat kuyruk atmıyorlar. Bunlara da denk geldik. Yani az çok biliyoruz. Ama yavru ilk kendi attıkları yavruları güzel atıyorlar. Bilginiz olsun.
Burada bir tane göz nezlesi olan güvercinimiz var. Birazdan ona tedavi olacağız. O tedavi yöntemini de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Çok düşük maddi cüzi bir miktarda bir tedavi yöntemi olacak. Ama çok faydalı. Bunda geçmişte işte büyüklerimizden öğrendik. Size de paylaşıp size de bilgi vermek amacıyla video paylaşımı yapacağım. Umarım faydalı olur. Daha sonradan iyileşmiş olan videosunu da çekerim. Yani bu zamana kadar her zaman yapılmış o tedaviye karşı pozitif anlamda karşılık verdi güvercinler. Yani sadece güvercinler değil, kanatlı hayvanlarda da uygulayabilirsiniz. Tavuk, civciv vesaire. Bilginiz olsun. Bir tane sabuni kanat var. Daha önceden sabuni kanat pek fazla görmedim. Hani mavi kanat gibi duruyor ama sabuni kanat arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarı kanat var yeni. Çikolata kanat. Bu çikolata kanat lan. Bu sarı kanat arkadaşlar kardeşmiş. Bu çikolata kanatın zaten iki markası var ayağında. Bu güvercinlerimiz biraz hassas. Özellikle kış aylarında bunlara mısır verilmesi tercih edilir. Sebebi de şu. Bu güvercinlerimiz Afrika kökenli sıcağı seven güvercinlerimiz arkadaşlar. Mısır vermeyi tercih ederiz demiştik. Mısır verilmesinin sebebi de şu. Güvercinler sıcağı sevdiği için arkadaşlar vücutlarında mısır yağlanma yapıyor. Bu yağ tabakası da güvercinin üşümesini önlüyor. O sebepten ötürü. Tabii ki bunun yanında çekirdeğini, bezelyesini, buğdayını eksik tutmayacağız. Vitaminini eksik tutmayacağız. Çünkü vitamin şart. Vitamin de şart. Ama en iyi vitamin D vitamini güneştir. Herkesin bilgisine. Güzel yavru besliyor maşallah. Maşallah ne yavru besledi hayvan be. Yok, birkaç tanesi var. İlaç aldım. Ateş düşürücü, işte halsizliğe iyi gelen haplar falan filan. Arkadaşlar bu bahsetmiş olduğu ilaçları size tanıtacağım. Tedavi videosu da uygulayacağız. Onları da paylaşacağım. Bu videomdan sonra bilginiz olsun. Yeni de almışsın ya. Ha, seni yormayayım bir daha ya.
Yolmuş, ürün zaten yormuyor. Umarım bu videolar sizin için faydalı olur. Kaç para geldiniz? Siz de sayfama abone olup destek olursanız sevinirim. Olan olmayan herkese şimdiden teşekkürler. Raddeyim tapadan mum ikisinin dünyadan. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care.